Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malumunuz her hafta ilahiyatçı yazar Sayın Sami Kesmen'i arıyoruz stüdyolarımızda. Bugün de yine güncel konularımız olacak. Özellikle hicreti konuşacağız hocamızla birlikte. Güncel konuların dini yorumlarını yine hocamızdan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk hocam. Bizler de teşekkür ediyoruz. Ramazan'ı geride bıraktık hocam. Evet. Geçen hafta bayram münasebetiyle bir arada değildik. Bu hafta yeniden birlikteyiz. Dolayısıyla dilerseniz Ramazan'ın kazandırdıklarıyla başlayalım ki Ramazan boyunca da bunu dile getirdik. Mutlaka bir şeyler kazandırmalı Ramazan dedik. Neler kazandırdı peki? Nasıl bir Ramazan? Ramazan'ı geride bıraktık. Dilerseniz böyle başlayalım. Sonrasında bugünkü konumuz hicret olacak. Evet. Teşekkür ederim. Bu konuyu da hatırlatmış oldunuz. Üzerinden bir hafta geçti ama tazeliğini de hala muhafaza ediyor. Bu vesileyle biz zaman zaman tebrik ettik ama sizin programınız ya da bu program adına da bayramı tekrar bir tebrik etmiş olalım. Hayırlara vesile olmasını temenni edelim. Evet. Çünkü İslam alemi bu programınızda neredeyse İki haftada veya üç haftada bir sohbet konumuzun bir bölümünü İslam aleminin sıkıntıları ve yaşanan hadiselerin boyutuyla, eniyle ilgili değerlendirmelere ayırmış olduk sayenizde ve sorunuz üzerine. Bayramın da bu açıdan çok önemli olduğu kanaatindeyim. İnşallah İslam aleminin o ifade ettiğimiz sıkıntıların izalesinde, çözümünde, problemlerin ortadan kalkmasında önemli bir katkı gücüne sahip olacağına inanıyoruz. Zaten bayramların özelde de genelde de maksadı insanları bir arada güzellikler içerisinde yaşamasının sağlaması. Değil mi? Sağlamasıdır. Evet. Asıl olan budur. Özel anlar. Bu, evet, bu vesileyle bayramın hayırlı olmasını temenni edelim. Ramazan boyunca sizin televizyonunuz büyük bir fedakarlık yaptı. Biz de program yaptık, programlara konuk olduk. Sizin programınız vardı. Neredeyse dini muhtevalı 100'e yakın program gerçekleşmiş oldu bu televizyon kanalında da. Ve böylece hem özelde ilimize, daha genelde ülkemize ve yurt dışından yayın yapan, yurt dışından izleyen hem vatandaşlarımıza hem soydaşlarımıza dönük ciddi programlar oldu. Özellikle Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve Almanya'dan beni çok arayanlar hem sizin programınızı hem diğer programları, yani Ramazan'a dönük o programları izlediklerini ve istifade ettiklerini belirttiler. Bu açıdan da televizyona, ilgililerine, yetkililerine, yönetimine, siz değerli programcılara ve kamera arkası ekibe de bir defa daha bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz bu arada tüm izleyicilerimize. Evet. Ramazan, sizin programınızda da ifade etmiştik. Ramazan içerisinde 3-5 program yaptık. Ramazan bir sevap ayı gibi görünür. Hep bizim tarihten beri gelen geleneğimiz. Ramazan ayına bir tarihsellik yüklemek ve buradan hareketle de bunu sevap kazancı, yani sevaba dönüştürmek olarak tarif edilir ve genellikle uygulama bu format, bu iki çizgi arasında gider. Yani Ramazan tarihselliği bakımından önemlidir. İçerisinde oruç ibadeti ve diğer ritüellerinden elde edilecek sevap bakımından da kişiye büyük derecede katkı sağlar. Bundan dolayı da 11 ayın sultanı denmiştir gibi böyle üç cümlelik bir denklem kuracak olursak böyle ifade edilir. Kabul gören anlayış da böyledir. Halbuki bunu sizin programınızda da ve Ramazan vesilesiyle anlattık. Şimdiki sorunuza cevap olması bakımından o altyapı cümleleri ifade etmek istiyorum. Ramazan ayı tarihselliği olmakla birlikte aslında geçmişe dönük değil, geleceğe dönük bir perspektif ortaya koymak, bir yaşam biçimi oluşturmak ve bir Müslüman profili meydana getirmek amacıyla ekstra bir lütuf, ekstra bir eğitim kampı olarak vaaz edilmiştir ve bundan dolayı da bundan dolayı da 11 ayın sultanı unvanını almıştır. 11 ayın sultanı unvanını alması 11 aydan ayrılıp kendi başına sultanlık yapması için değil, o bir ay içerisinde şekillenip 11 aya yansıması bakımından bir sultan. Yani biz ekseni değiştirmiş oluyoruz. Böylece doğru yere oturtmaya çalışıyoruz. Evet. İbadete dönük olarak değerlendirmeye baktığımızda hani bunu ve sevap kazanma aracı olarak gördük ve neredeyse her birimiz matematiksel olarak da bunun değerlendirmesini yaptık. Şu kadar teravihten, bu kadar sahurdan, bu kadar iftardan, şu kadar da mukabelelerden sevap kazandık. Elhamdülillah. Hem sevabımız oldu hem günahtan da kurtulduk gibi bir çok özel hesap. Buna yadırgıyor değilim ama
Esas orucun ve Ramazan'ın anlamının bu olmadığını ifade etmek için belirtiyorum. Böyle düşündük, böyle düşünüldü, böyle ifade edildi. Halbuki öyle değil. Ramazan ayı sevap kazanmaktan ziyade modele dönüşmek, davranışları elde etmek, kalıcı hale getirmek. Kalıcı hale getirmek güzel. Yani Ramazan'dan sonrasına dönük bir duruş meydana getirmek için vardır Ramazan. Bunu büyük ölçüde herkes işledi, biz de işlemiş olduk. Bunlardan hareketle sizin sorunuza cevap olacak ifadeleri sunacak olursak, Ramazan bize gerçekten paylaşmayı sağladı. Bu süre içerisinde çok şey paylaştık. Tebessümü paylaştık, bakmayı paylaştık, duymayı paylaştık. Hayatımızın büyük bölümünü paylaştık. Soframızı paylaştık. Yani sahip olduklarımızı paylaştık. Herkes bir şey paylaştı. Sahip olduğumuz deyince biz genellikle bir maddi imkana sahip olanların ve bunları da olmayanlarla paylaşmasını veya paylaşıldığını ifade eder, evet, öyle anlarız. Maddiyat aklımıza geliyor. Maddiyat akla gelir. Ama gel gör ki bu Ramazan ve geçmiş Ramazanlarda, ama bu Ramazan'da daha göze çarpmış oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu Ramazan'a dönük teması öyleydi. Gönüller alalım bu Ramazan ve her zaman, bunu da paylaşmayla ancak gerçekleştirilebilecek bir şeydi. Dolayısıyla Ramazan ayında biz en az bir şeye sahip olanın bile en çok paylaştığı bir dönemi yaşadık. Hiçbir şey yoksa tebessümünü paylaştı, merhametini paylaştı, rahmetini paylaştı, şefkatini paylaştı ve Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu anladı. Bunu davranışa dönüştürdü. İnşallah bu dönemde de devam edecek. Ki bu olgular paha biçilemez. Paha biçilemez. Sahip. Bunların maddi olarak izahı, finans parasal olarak demiyorum ama maddi somut değerlerle izahını yapmak mümkün değil. Kesinlikle. Bunlar daha ötede, daha arkada, değerler aleminde bir öneme sahiptir. Dolayısıyla insanın hem dünyasını hem de ahiretini garanti altına alan ve ilgilendiren, etkileyen hususiyetler olduğundan dolayı ifade ettiğiniz gibi çok önemli kazanımlardı bunlar. Yine ibadette bir modele dönüşmek, oruç ibadetiyle sabrımızın disipline edilmesi, diğer insanlarla olan ilişkilerimizin kavga ve öfke zeminine, nefret ve kin zeminine göre değil, muhabbet ve sohbet zeminine göre oluşması noktasında bir mesafe kat etti. Herkes kendi çapında ve gayretine göre. Ve böylece Ramazan ayı kanaatimce arzu edilen ve maksadı olan Müslüman profilinin oluşmasında çok önemli derecede katkıya sahip oldu. Bunu hem gözlemlerimizden dolayı söylüyoruz, hem de yılın en uzun ayları, hem de en sıcak ayları ayı olmasına rağmen insanların yüzlerinde gerginlik olmaması, mümkün oldukça bu ayı maksadına uygun olarak değerlendirmiş olmaları ve bayram sonunda da bayram öncesine göre farklı bir davranış moduna geçmiş olmalarını toplarsak, Ramazan ayı maksadına uygun bir katkı sağlamış oldu diye, çok iddialı gibi görülse bile ama iddialı olmayan bir ifadeyi söylemiş oluyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. O sultanlık 11 aya da yansımış olsun, evet, ve bizi daha sonraya taşımış olsun. Bir cümleyle şunu ifade edelim. Zaman zaman sizin programımızda ifade ettik. Biz ibadetleri hep geçmişin telafisiyle ilgili bir operasyon olarak görürüz. Halbuki ibadetler geçmişin telafisine katkı sağlamakla birlikte esas maksadı geleceğin dizayn edilmesine dönüktür. Vesile olmasıdır. Esas maksadı budur. Bunu Ramazan ayında ve diğer ibadetlerde de çok gördük. Değil mi? Değişime sebep olmalı. Bunu her fırsatta bile getirdik. Bunu belki sizin programınızda mı ifade ettik tam hatırlamıyorum ama mesela Kadir Gecesi'yle ve kutsal zamanlarla alakalı olarak zamanı sınırlı bir değerin sınırsız bir ibadetle ifa edilmesi herhalde istenemez. Şunu kastettik. Ramazan sınırlıdır. Bir ay, Kadir Gecesi sınırlı. Bir gece zaten, evet, adı üzerinde. Bir gecelik bu çok önemli değer herhalde sınırsız ibadet boyutuyla ifade edilmesi istenemez. O zaman orada önemli bir kritik şifre vardır. O şifreyi zamanla buluşturmak, o zamandan ya da o değerden istifade etmenin de açılımı olacaktır. Ramazan'ı da ve bu gecelerde böyle geçmişe dönük olarak belki bir silkinme, kendine gelme, temizlik operasyonu ama esas olarak geleceğe dönük bir dizayn
yaşam şekli, düşünce şekli. Bir başlangıç olarak bu noktada eyvallah, değerlendirebiliriz öyleyse. Değerlendirmemiz gerekir daha uygun ifadeyle. Büyük ölçüde herkesin bu değerlendirmeyi yaptığı kanaatini taşıyorum. Bunu şunu ifade ederek bitirelim hemen. Eğitim seviyesi yükseldikçe insanlar ibadetlerini duygusal zeminden daha çok muhakeme düzeyine taşımış oluyorlar. Sorgu düzeyine taşıyorlar ve böyle olunca da ibadetlerin gerçek maksadını kavramada ve maksadına uygun olarak da değerlendirmede mesafe kat ediliyor. Mesela siz ilahiyatçı değilsiniz ama sorduğunuz sorulardan, satır arası açılımlardan, yönlendirmeye çalıştığınız o çıkışlardan sizin bu konularda hayli mesafe aldığınız görülüyor. Ve bunu sizin şahsınıza size övgü olsun diye söylüyor değilim. Yani eğitim seviyesi yükseldikçe insanlar ilahiyat merkezli ve herkes ilgilendiren din zaten herkesin ilgi alanıdır. İlahiyat merkezli olan değerlendirmelere başta ibadet olmak üzere, ahlak olmak üzere daha sağlıklı, daha muhakeme merkezli, daha sorgulayıcı ama sorgulayıcı derken itiraz edici değil. Nedenleri üzerinde daha bir sorgulayıcı ve bunu sindirdikten sonra içselleştirerek hayata daha iyi yansıtmış oluyor. Bu defa sevap peşinde değil, hayatın güzelliği peşinde, hayatına ne yansıtacak, ne kazandıracak, mutlu ve huzurlu olmasına ne katkı sağlayacak, böyle bir arayışın peşinde oluyor ve ibadet de tam maksadına o zaman ulaşmış oluyor. Hayatın merkezini oluşturmuş oluyor. Evet, duygu merkezli olunca bu defa daha çok hamaset ön plana çıkıyor. Ne kazandım bundan o plana çıkıyor. Bunları da küçümseyemeyiz elbette. Bu duygusuz ibadet olmaz. Duygu. Bunlar da mutlaka değerlendirilmeli. Tabii, evet. Ama bazı şeylerin önüne geçmemeli. Duygusuz ibadet yalın kalır. Mutlaka ibadette gerek hacda gerek namazda gerek oruçta gerek zekatta bir duyguyu yaşamıyorsanız o ibadet salt kalır. Size tat vermez. Tat vermeyen ibadet karşı tarafa da tat vermez. Yani o ibadetin ruhu belki duygusudur. Ama ibadeti şekillendiren ve belirleyen duygu olursa o insana herhangi bir şey o zaman sağlamayacaktır. Sadece yerine gelip hanesinden düşmüş olacaktır. Evet. Tüm bunların toplamından sonuç Ramazan hayırlara vesile olmuştur. Temennimiz inşallah bundan sonraki hayatımızın şekillenmesinde ve yürümesinde büyük bir etki gücüne sahip olacaktır. Özellikle birlik ve beraberliğimizin ve aile içi, aile dışı ortamların huzurlu ve mutlu bir şekilde yürümesine ve yürütülmesine en önemli etki gücü oluşturacak bu Ramazan ve her Ramazan, bu Ramazan'da çok daha kendisini göstermiş ve hissettirmiştir kanaatindeyim. Gözlemlerime bakarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Umarız tekrarına ulaşabiliriz İnşallah, hocam. İnşallah her birimiz için. Bugünkü konumuz hicret. Biliyoruz ki biz İslamiyet'te bazı olayların, hadiselerin fiziksel bir görünümünün yanı sıra maneviyatı var, özel bir anlamı var. Okumamız gerekiyor bu olayları. Evet. Dolayısıyla bugün de hicreti konuşacağız bu yönüyle, maneviyatıyla nasıl okumamız, nasıl değerlendirmemiz ve günümüze nasıl yansıtmamız gerektiğini ben size soracağım. Dolayısıyla anlamıyla dilerseniz başlayalım hicretin. Nasıl bir boyutu var, ne anlamalıyız bu ifadeden? Evet, yine bak ifade ettim ya, yani ortalama ilahiyatçı kadar bir çalışma veya bir donanıma sahipsiniz. Bunu şunun için yine altını çizmiş olayım, anlaşılsın bakımından da ifade etmek istiyorum. Televizyoncu olarak gündemi takip etmek başarılı bir televizyonculuğun da gereğidir. Birçok programa imza atıyorsunuz, birçok konu başlığını burada ifade ediyorsunuz. Ama günlük meseleleri, günlük gündemi takip ederken, siyasi, ekonomi, ticari belki farklı gündemleri takip ederken, dini gündemi de, ilahiyat gündemini de unutmamanız elbette tebriki gerektirir. Bunun için çok tebrik etmek ederim. Az bile bir ifadedir. Zira hicret 1500 yıl önce olmuş bir hadisedir. Yıllık seneyi devriyeleri vardır. Ama buna rağmen onu yakalayıp gündem programın sohbet konusu haline getirmeniz bunun da gündemini takip ettiğiniz anlamına geliyor. Tebrik ederim. Şimdi hicret sordunuz ya, hicret neden önemlidir? Ne kadar önemlidir? Ne anlama gelir? İsterseniz öyle kabaca bir onu belirtelim. Ne olduğunu, yani tarihsel açıdan ne anlam ifade ettiğini de belirtmiş olalım. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz hadislerinde birçok yerde hicretin önemiyle, özeliyle ilgili ayetler ve hadisler vardır. Cihattan sonra, cihatı burada zaman zaman konuşmuştuk, Allah adına canın,
feda edilmesidir. Yani canın diğeri için paylaşılmasıdır. Allah için, din için, inanç için, değer için ve diğerinin yaşaması için canın paylaşılması en üst seviyede evet. değer ifade eden bir ibadet şeklidir. Buna da cihat deriz. Karşılığı da ahirette en üst makam olan şehitlik mertebesidir ve peygamberlerle, evliyalarla haşrolunacak bir yerdir. Allah'ın razı olduğu, kulların da Allah'tan razı olduğu bir makamdır ki her bir insanın Müslüman olarak dünyada arzu ettiği ya da peşine koştuğu bir makamdır bu. Belki bunu günlük olarak ifade etmiyor, düşünmüyor olabilir ama her Müslüman ahiretle ilgili yüksek bir makamı arzu ediyorsa bu arzusunun karşılığı olan en yüksek davranışta canını feda etmek yani cihattır. Evet. Cihattan sonraki en makbul ibadet, en makbul davranışta hicrettir. Böyle övülmüştür Aziz Peygamber tarafından. Hicret tarihsel olarak baktığımız zaman Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Bunun ayrıntılarını evet. belki soracaksınız, konuşacağız. Ama daha genelde ve daha bugünün değerlendirmesiyle ilgili bakacak olursak ya da Kur'an'a konu olmuş ayetlerin ve hadislerin mesajına bakacak bir değerlendirme yapacak olursak hicret dini yaşamak için zorluklardan kolay yaşanacak bölgeye ya da yere ya da zihne göç etmek demektir. Bu sadece fiziki bir göç olmayabilir. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu fiziki bir göçüdü. Ama bugün bu fiziki göçten ziyade zihni bir hicret söz konusu. Yani hicretin zamanı tarihiyle sınırlı değil. Bugün belki konuşmuş olduğumuz ya da konuşacağımız tarihsel bir hicrettir. Ama hicretin hani her ibadette de ifade ettiğimiz gibi hicretin ana unsuru, ana merkezi ya da ana mesajı sadece tarihsel olan hicret değil, kıyamete kadar olabilecek hicrettir. Bunun da anlamı evet. Zihni hicret, gönül hicreti, kalp hicreti. Başka şekillerde de karşımıza evet, çıkabiliyor. Evet, karşımıza çıkabilir. Zaten çıkması gerekir. Bu hem Kur'an'a konu olan ayetlerin mesajları hem Hazreti Peygamber'in toplumun tamamını ilgilendiren davranışları, tutumları ve hareketleri günlük bir olayın cevabı değil, kıyamete kadar oluşabilecek bütün meselelerin cevabını ihtiva eder. Öyleyse kapsamlı. Böylesine tabii kapsamlı, böylesine önemli olan bir hadisenin sadece tarihsel sınırlar içerisinde bırakılması ve izahını ona göre yapılmış olması, yapılması onu kısırlaştırmak anlamına gelir. Ondan istifade etmeme gayreti gibi görünür. Aksine o günün olaylarını bugüne taşırken onları açmak gerekir. İçselleştirmek gerekir. Bugünü okumak için ona bakmak lazım. Günü oraya, o hadiseyi de buraya taşıyıp harmanlamak lazım ki ne anlama gelir ve biz oradan ne sonuç çıkartırız, biz oradan ne ders çıkartırız. Bizim hayatımıza Müslüman olarak bugün o nasıl yansır ya da o günün sebepleri bugün de varsa bugün yapılacak olan nedir? Ve o günün sonuçları bugüne nasıl yansır? Sebep-sonuç ilişkisine bakarak illetlerini de göz önünde bulundurarak bugün de aynı şeyleri yapmak aynı fazileti sağlamış olur. Böyle okumalıyız. Böyle okumalıyız tabii. Yani sebep-sonuç ilişkisini bugüne de taşırız. Ancak tarihselliği yani tarihte olan hadise bugün şekli değişmiş olabilir. O gün ayakla fiziki göçtü. Bugün zihni ve gönül göçü olabilir. Farklı değer göçü olabilir. Farklı olarak o aradaki bölüm yani tarihsel bölümü farklılık arz edebilir. Ama sebepleri aynı sebepler oluşmuşsa yine bir hicret gerekir. Ve yapılacak hicret o günün sonuçları ne doğurmuşsa bugün de benzer sonuçları doğurur. Zaten güne taşımak odur. Günü de oraya taşımak aynı şeydir. Sebepleri bakımından bunu oraya taşımak, sonuçları bakımından da onu bugüne taşırsak evet. o olaydan istifade etmiş oluruz. Ancak o zaman içselleştirmiş, günümüze de yansıtmış olabiliriz. Tabii ondan istifade etmiş oluruz ve İslam dünyası, İslam alemi, İslam'la ilgili inanmış oldukları din ve dinin naslarıyla, mesajlarıyla, yaşamıyla ilgili bir bağlantı kurmuş olur. Yani fotoğrafın tamamını bir arada değerlendirmiş olur. Kare 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 yaptığınız zaman öbür karelerden istifade etme imkanınız tek ve şansınız anlamsız olabilir. Onun için hicret cihattan sonra
ikinci derecede en makbul ibadettir. Ve Hazreti Peygamber fitne zamanında ibadet yapmak benimle hicret etmek gibidir tarifini yapmış. Bu tarifin zaman olarak bugüne tekabül ettiğini söyleyen İslam alimleri vardır. Yani her tarafın ibadet yapmayı engelleyen unsurlarla ve hususiyetlerle dolu olduğu bir dönemde her şey nefsani, nefsi yönlendirecek renkte ve şevkte olduğu bir zamanda ve yerde insanların bunları elini tersiyle itip de nefsine yenilmeyip kendini ve neslini ibadet merkezli yürütüyorsa, yaşatıyorsa, ibadeti ön plana çıkartıp hayatını ibadetinin saatlerine ve değerlerine göre şekillendiriyorsa, işte bu Hazreti Peygamber'le hicret etmek gibidir. Yani hani günümüze taşıyacaktık ya, fiziki bir hicret yok ama gönülden ve ibadetle ilgili bir hicret demek ki bu dönemde yapılabiliyor. Evet, o değere sahip bu sonuçları, bu o sonuçları elde etmek bakımından. Bu geniş değerlendirmeyi ifade ettikten sonra hicret neydi o zaman? İsterseniz tarihsel sürecinden bahsedelim. Şimdi Peygamberimizin peygamber olarak görevlendirildiği 610 yılı, biz ona sizin programınızda yine Hazreti Peygamber, aslında kanaatim odur. Sadece Hazreti Peygamber değil, genelde peygamberler, özelde peygamberimiz Hazreti Muhammed 610 yılında peygamber olmuş değil. 610 yılında peygamberlik görevi ona verilmiş, peygamberliği onaylanmıştır. Yani bir seçimle, bir tercihle o an için değerlendirmiş olsa deriz ki 610 yılında gel buraya ey Muhammed, seni peygamber tayin ettik denirdi. Ama peygamberimizin ondan önceki 40 yılına baktığımız zaman sonraki 25 yılıyla farklı bir formatta değil. Yaşam şekli, anlayışı, zihni kabulleri, ağırlığı, ahlakı, güveni, teslimiyeti, nereden bakarsanız bakın, peygamber olduktan sonraki 25 yılıyla peygamber olduktan önceki 40 yılı arasında nüans farkı bile yok. Sadece sorumluluk farkı var. 40 yaşına kadar Muhammed olarak bir sorumluluk yapardı Anif dininin mensubu olarak. 40 yaşından sonra, yani 610 yılından sonra ayrıca bir elçilik sorumluluğu da yüklendi. Kendisinin dışında toplumun da şekillenmesine ve Rabbi ile aralarında olan ilişkinin hayata yansımasına, inanmak ve diğer hususiyetler olmak üzere onların da ahlaklı bir yaşam içerisine güvenilen bir insan olma bakımından, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamaları bakımından gelmeleri gereken yere katkı sağlaması açısından farklı bir sorumluluk sahibi olmuş oldu 40 yaşından sonra. Artı bir durumda. Ek görev, yani görevlendirme onayı 40 yaşında verilmiş oldu. Evet. Peygamberimizin doğumundan başlayan, daha önceki yıllardan beri ama doğumu sürecinden 40 yaşına kadarki ortama baktığımız zaman insanlık tamamen içler acısı bir hayata sahip, anlayışa sahip. Böyle bir dönem. Böyle bir dönem ve insanlığın da merkezi Hazreti Adem'den beri malumunuz Orta Doğu'dur. Yani Ürdün, Filistin, Suriye, Irak, belki daha aşağılara doğru yansıdığımız zaman Arabistan ve o bölge, yani ilk Hazreti Adem'le birlikte gelen insanlık bugüne kadar merkez üssü olarak peygamberlerin görevlendirdiği, insanların yaşadığı, bunun hikmetleri üzerinde konuşabiliriz. Yani niye orasıdır, niye değildir gibi, ama o sohbetimizin büyük bölümünü zamanını alır. Başlı başına bir konudur. Ama insanlık o karelerde devam etmiştir. Hazreti Peygamber de peygamber olarak görevlendirdiği 610'dan önceki dönemde yine insanlık bu coğrafyada daha çok zengin bir şekilde yaşıyorlardı. Farklı yerlerde olanlar olsa bile merkezi oralardı. Ticaretin merkezi, siyasetin merkezi, dünyayı idare eden egemenlerin merkezi, anlayışların merkezi yine orasıydı. Böyle bir zamanda değer yargıları o kadar törpülenmiş, o kadar ucuzlamış, o kadar süflileşmiş ki her dönemde olduğu gibi, yani insanlar arasındaki hak hukuk, kadınlara dönük davranış, çocuklara dönük davranış, varlıklara, canlılara dönük davranışlar akılla izah edilemeyecek pecmurdelik mesafesine gelmiş.
O kadar ki en çarpıcı olanı, insanlar kendilerinin yavrusu olan çocuklarını kız oldukları için canlı canlı toprağa verebiliyorlar. Bu vahşeti ifade edecek, izah edebilecek bugün herhangi bir mantık bulamazsınız. O gün de yoktu aslında. Buna itiraz edenler olabiliyor. Yani canlı canlı çocuğu gömmemişlerdir diyenler oluyor ama Kur'an-ı Kerim'de surelerde, farklı yerlerde bunu anlatabilecek izahlar var. O canlı canlı toprağa verilen çocuklar kendileriyle ilgili nedenini sorduklarında mahşer günü onlar ne yapacak diye bir soru yöneltiyor mesela Kur'an-ı Kerim. Evet, buradan anlarız ki tabii buradan anlarız ki canlı canlı bir operasyon yapılmış. Böyle bir dönem yaşanmış. Yine farklı ayetlerde onların bir kız çocukları olduğu zaman tercihleri yoktu. Ya evlere kapanacaklar, insan toplu huzuruna çıkmayacaklar ya da kendilerini ayıplayacaklardı gibi üçüncü bir tercih hakları yok. Buradan da anlıyoruz ki yine ilahi bir mesaj bu kadar netlikle verilmişse bunun insani faktörleri, boyutu uzantıları var. Çok daha geniştir demektir yani. Evet. O zaman yani bir kız çocuklarının en azından kız olduklarından dolayı utanç vesilesi olduğunu anlatıldığı, görüldüğü bir dönem yaşanır. Yine kadınlara, çocuklara öyle de annelerine, kadınlara karşı farklı mı davranılıyor? Onlar da ağzımız belki varmıyor ama satılıp alınan bir sıradan eşya veya eşyadan daha basit seviyede pazarlanan varlıklar olarak görüyor. Varlık bile demiyorlar ona. Bu kadar yani. Vahim bir durum. Bu kadar vahim bir durum var. Öyle bir durumda Hazreti Peygamber'i Yüce Mevla peygamber olarak Hazreti Muhammed'i görevlendiriyor. Bunun yanında bir de güç merkezli idare etme var. Yani elinde gücü olanlar güçsüz olanları kendilerine bağlamışlar. Örneğin 30 kişidir, 20 kişidir, 30 kişidir. Geriye kalan 300 kişi, 3000 kişi, 3 milyon kişi o 30 kişinin felahı ve refahı için yaşıyor. Bugün de benzer egemenler öyle. Evet. Konuştuk zaman zaman dünyanın farklı yerlerinde dünyayı idare etme hakkına sahip olduğunu düşünen egemenler diğerlerinin tabii kaynaklarını ve varlık güçlerini, fiziki güçlerini kendilerinin halkına ve kendilerine hizmet etmek için yönlendiriyorlar. Bugün Orta Doğu'daki problemlerin, konuştuğumuz hadiselerin kaynağında en azından bir tanesinin bir başlıkta budur. O zaman da onlara yapılırdı ve insanlar kemirilirdi. Kemirer kemire, sömüre sömüre ötekiler de semirirlerdi yani. Bir varlık sahibi olurlardı dikey olarak ama yatay olarak yaşayan insanların sırtlarına bakarlardı. Bunun adına da insanlık derlerdi. Güce bağlı olarak bir yaşam şekli vardı. Hazreti Peygamber görevlendirilmesiyle birlikte bu anlayışın yıkılmasını sağladı. En azından buradan başladı. Bu kötü dönem bu kötü sona dönemin ermiş oldu. En azından ermek için ilk adımları başlangıcı oldu. Öyle oldu ki biraz zaman içerisinde müşrikler dediler ki baktılar ki peygamberimizin getirdiği sistem onların yürütmekte olduğu sistemi tamamen tarumar ediyor. Eksen farklı. O zaman dediler ki Hazreti Muhammed'e ey Muhammed gel sen bizden ne istiyorsun? Niye bizim düzenimizi bozuyorsun? Atalarımızdan bize kalmış olan düzenle niye oynuyorsun sen? Ne istiyorsun sen? O günün değerleri para, pul, şu, bu, nefsi veya bedeni, arzuları neyse onları biz karşılayalım. Sen idareci mi olacaksın? Başka bir şey mi olacaksın? Para sahibi mi olmak istiyorsun? Ne oluyorsan onları karşılayalım da bizim, bu düzen bozulmasın. Bu düzeni bozma sen. Bizim ayağımıza kurşun sıkma. Bizim bu güzel yürüyen gidişatımızı sona erdirme dedi. Hatta dediler ki senede 365 gün var ya 364 gün biz sana uyalım. Senede bir günde sen bize uy, tabi ol. Hayır dedi peygamberimiz. Bir gün de olmaz. Çünkü sistem farklı. Siz güce göre, biz hakka göre bir sistem kuruyoruz. Şimdi bunlar olurken Hazreti Peygamber bir peygamberimizin bu en alt seviyede olan bir insanın değerinin de en üst seviyede gibi görünen bir insanla aynı yerde olduğunu duyan köleler, ezilenler, çizilenler Hazreti Peygamber'e inanma peşine koşmaya başladı. En önce de tabii varlıklı olanlar var ama müşriklerin elinde olan köleler bunu duyanların hepsi Müslüman oldu. İşte zenginlerden Musab bin Ümeyr var. En zengin ailenin bir evladı, delikanlısı. Ama bir taraftan da Sümeyye var, Yasir var, Ammar var, Habbab var. Bunlar da köle, Füeyre var. Bunlar da kölelik yapıyorlar. Duyuyorlar ki
köle ile sahibinin arasında herhangi bir değer farkının olmadığını söyleyen bir peygamber gelmiş. Bir din gelmiş. Elbette ona onun teveccüh etmesi kadar doğal ve normal bir şey yok. Ötekinin de ona itiraz etmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü elindeki sistem gidiyor, bozulmuş oluyor. Hal böyle yürürken Müslüman olan o insanlara şiddetle baskı yapılınca, şiddet uygulanınca Hazreti Peygamber'den hicret müsaadesi, yani dinini farklı yerlerde daha rahat yaşamayla alakalı bir müsaade ister Müslümanlar, bir yolculuk. Önce Habeşistan'la birinci ve ikinci Habeşistan hicreti diye İslam tarihinde olan hadise var. Bir cümleyle onu ifade edelim ki bunu anlamış olalım. Bunun başında Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye var. Damadı Hazreti Osman var. Bunların da içinde olduğu 15 kişilik bir grup 614 yılında, yani peygamberliğin gelişinden 5 yıl sonra Habeşistan'a, bugünkü Etiyopya diyenin Yemen'in Afrika kıtasındaki karşılığı olan Somali ile Sudan arasında olan o bölgeye, Etiyopya bölgesine gönderiyor. Yani gemiyle bu 15 kişi oraya hicret ediyorlar. Niye? Hazreti Peygamber orada Necaşi diye bir kral var. O toplumuna zulmetmiyor. Adaletle Hristiyandır ama Müslüman değildir ama daha rahat bir yaşam var. Bir projedir aynı zamanda bu. Oraya göç etmelerine müsaade ediyor. Bu 15 kişi gidince arkasından oradaki rahatlık, dini yaşamadaki rahatlık Mekke'ye haber verilince bir 110 kişilik, 111, 113 kişilik bir grup daha gemiyle bu Habeşistan'a göç ederlerken artık Mekke'deki o egemenler canları sıkılıyor. Her evden neredeyse bir kişi bu vesileyle gidiyor. Bunun anlamı da her evde artık Müslümanlık, bir hareketlilik var. Hemen peşlerine grup gönderiyorlarsa bile bu kafile gemiye binmiş olduğundan dolayı bunları yetişemiyorlar. Hı hı. Bunlar da gidiyor. 115, 15 de gitmişti. Şöyle böyle 130 kişi civarında kişi Habeşistan'a hicret etmiş oluyor. Bu defa Ebu Cehil bir Amr bin As, daha sonra Müslümanlar adına çok ciddi hizmetler yapan, iyi bir diplomat olan, ağzı da laf yapan bir kendi taraflarında olan kişiyi elçi olarak gönderiyor Necaşi Kralı'na ki Habeşistan'a bu gelenleri geriye versin diye. Gidiyorlar bunlar Necaşi ile konuşuyorlar. Bunları bize geriye ver. Bunlar demişler mecnunlardır. Bunlar ailenin delileridir. Bunları geriye ver. Aileler bunları bekliyor. O da demiş ki onlara sormadan veremem. Çağırıyor onların içerisinde bir temsilci olarak. Evet. Cafer bin Ebi Talip. O geliyor. Ona soruyor niye geldiniz diye. O da anlatır Necaşi'ye. Der ki bir Muhammed geldi, bir din getirdi, bir anlayış getirdi, bir felsefe getirdi. Bizim o güne kadar yapmış olduğumuz zulümlerin, yanlışların neler olduğunu biz ancak onun getirdiği söylemlerle anladık. Ne kadar güzel bir insanlık yaşamı sunduğunu onunla anladık. Biz ondan rahatsız değiliz ve geriye gidecek de değiliz. Meryem suresinin ilk 35 ayetini de ona okuyunca Necaşi Hristiyanlığı bilen birisi orada okunan Kur'an ayetlerinden Hazreti İsa'ya da atıfta bulunulan ayetler var. Dolayısıyla gelen dinin kutsal bir din olduğunu bu ayetlerden anladı. Evet, ikna oluyor. İkna oldu ve onları geriye göndermedi. Daha sonra kendisi de Müslüman oldu. Hazreti Peygamber gıyaben Necaşi'nin cenaze namazını da kıldırmış oldu. Bu gidenler geriye geldiler. Daha sonra Necm suresi nazil olunca 19. ayette secde ayeti var orada. Secde ayeti okunduğu zaman Müslümanların anında secdeye gitmeleri gerekir. Ama orada Lüt ve Uzza kelimeleri de geçer. Müslümanlar bu secde ayeti okununca Müslümanların her birisi secdeye gittiler. Lüt ve Uzza kelimesi geçtiği için müşrikler de zannettiler ki Müslümanlar Lüt ve Uzza putlara secde ettiler. Onlar da secdeye kapandılar. Dolayısıyla o Kur'an kıraatını duyan müşrik, Müslüman her birisi Mekke'de secdeye kapandı. Bunu duyan Habeşistan'daki Müslümanlar zannettiler ki bütün müşrikler Mekke'de Müslüman oldu. Zira secde yaptıklarına göre. Kalktılar oradan, o kadar kişi döndüler, geldiler Mekke'ye. Bir baktılar ki durum öyle değil. Onlar kendi putları için secde etmişler. Bir yanlış anlaşılma var. Ama bir kere dönmüşlerdi. Fakat döndüler geldiler ama hayat yürümüyor.
Bu defa yine hicret edilmesi gerekir. Hazreti Peygamber'den müsaade istediler. 622 yılının Sefer ayı, yani Muharrem ayından sonra Sefer ve Rebiülevvel böyle devam eder kamera aylar. Hazreti Peygamber onlara müsaade etti ve Allah'ın vahiyiyle müsaade etti. Arz geniştir diye vahiy gelince Hazreti Peygamber de sizin gideceğiniz yer iki taşlık arasında hurma bahçelerinin olduğu bir yerdir ve dininizi yaşamak için hicret edebilirsiniz mesajını Müslümanlara sununca tek tek her birisi Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da işte onlar gittikten bir buçuk ay sonra Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in peşine herkesin takıldığını görünce gittiler, kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Darun Nedve denen bir yer var. Darul Erkan Müslümanların Meclisi, Darun Nedve Müşriklerin Meclisi. Hı hı. Ne yapalım dediler, bir çare. Her birisi bir şey söyledi. Bir şey söylüyor, diyor ki efendim onu öldürelim. Diyor ki başka birisi sürelim. Bunlar bunu söylüyor, onlar bunu konuşurlarken camdan birisi bir sakallı ikide bir gelip bakıyor. Hı hı. Hayır o söylediğiniz doğru değil deyip gidiyor. En sonunda yine ahali fikir teatisinde bulunurken birisi de der ki biz onun kapısının önüne karşılıklı set kuralım. Her kafileden ve kabileden bir kişi olsun. Evden çıkarken bir baskın yapalım başına. Öldürelim, kim vurduya gitsin de kan davası oluşmasın. Camdan bakan o sakallı tekrar gelir, tamam dedi. Şimdi tam şeyi buldunuz. Doğru bir projeyi buldunuz. Bunu uygulayın. O da şeytanın